Dostlar selamlar. Milli Arada sürpriz Fenerbahçe günlükleri içeriğimizde sizlerle birlikteyiz. Sürpriz diyorum çünkü Fenerbahçe'de transfer dönemi kapandıktan sonra Fenerbahçe günlüklerini belki aralık sonuna kadar yapmayız diyordum ama transfer gündemi devam ediyor. Özellikle yurt dışı basında Fenerbahçe'nin futbolcularına dair hem gelecek hem gidecek haberleri var. Ben de bu içerikte sizler için bir genel toplama yapmak istedim. Çünkü baktığınızda Medina'ya dair resmi bir açıklama yok. E Sabek'te Osa ile mi sözleşme uzatılacak? Yeni Sabek haberleri var. Sabek transfer haberleri var. Bakıyorsunuz Yusuf Elnesi'nin geri dönebileceğine dair seviyeye haberler çıktı. Arda Güler yalanlansa da bu haberler çıktı. Farklı haberler de var merak etmeyin hepsini anlatacağız. Ama öncesinde sponsorum Sorare'ye bir uzanalım bakalım. Evet dostlarım bildiğiniz gibi Sorare'nin sizlere bir ödülü vardı. Aşağıda vereceğim linkten kaydı olan bir kişiye Avrupa'da büyük takımlardan birinin, 5 büyüklükten büyük takımdan birinin imzalı formasını vereceklerdi. Bu açıklandı. Şöyle şurada Instagram hesabındaki arkadaş bana eğer DM'den yazarsa ben de Sorare'ye iletişim ve formasını göndereceğim merak etmeyin. Bir tane daha forma geliyor. O yüzden siz aşağıdaki linkten Sorare'ye kaydolun. Kayıt olduğunuz ekran görüntüsünü sonra bana atın. Ben bir hediye daha çözdüm sizlere. Şimdi haftalık takımımızı yapalım. Bildiğiniz gibi Sorare'den pro modunu oynayıp takımınızda başarılar sonrası yeni kartlar kazanabiliyorsunuz. Ve warm-up geldi. Warm-up'a kendi takımımızı ekleyelim şimdi. Ben milli maç haftasında Kale'ye Uğurcan'ı, defansa Meri'yi, orta sahaya evladımız Elif'i, Forvet'e Gyokera'sı koydum. Arda Güler'i de ekstra oyuncu olarak, kaptan olarak seçtim. Böylece takımımız tamamlanmış oldu. Eğer Sezer Efsi'yi takip etmeyi unutmayın. Hadi içeriğimize geçelim. İlk haberimiz İspanyol medyasından geliyor. Fişares.com haberiydi. Sonrasında yerel basınları aldı. Sevilla medyası aldı. Sosyal medyaya düştü. Sevilla'nın en nesli gerislerine dair bir haber. Haberde diyor ki en nesli İstanbul'da Fenerbahçe'de istediği havayı bulamadı. Jose Mourinho'dan istediği süreleri alamadı. Bu da İstanbul'u huzursuzluk yaşamasına sebep oldu ve seviyeye geri dönmek isteyebilir tarzında bir haber çıkmış. Aynı haberde Fenerbahçe'nin onun için 20 milyon euroya yakın bir para verdiğini ve onu tekrardan almanın kolay olmayacağını aynı ücretlerde bir para gerekeceğini de belirtmişler. Hatta Sarabia'yı da Wolverhampton'daki Sarabia'yı da bu şekilde almak isteyeceğini Ocak ayında Sevilla'nın belirtmişler. Yani ödediğine geri alabiliyorsa Fenerbahçe dener mi bilmiyorum çünkü çünkü yani Mourinho bir numarası dendi El Nesri için ama istenilen performans şu ana kadar verdi mi? Sakat geldi, geç geldi, Fenerbahçe ile kamp yapamadı, öncesinde transfer dönemi seviye ile çalışamadı. Yani bir adaptasyon problemi var oyuncunun ama bu kadar erken vazgeçilir mi tabii ki bilmiyorum. Ocak ayında Sevilla'da bıraktığı izlerden Sevilla onu geri almak isteyebilir. Ama aldığı paralara çıkar mı orası da ayrıca soru işareti ama ya böyle bir haber yurt dışı kaynakla çıkınca bununla beraber programı açmak istedim sizler için. Sıradaki haber Fenerbahçe'nin bir başka genç oyuncuyla ilgilenme dair. Sky D olarak önce düştü haber. Mert Kömür Fenerbahçe haberi. Sonrasında yerel medyada da farklı hikayeler yazıldı ama Fenerbahçe'nin ilgilendiğini birçok farklı kaynak gösteriyor. Augsburg'un 19 yaşındaki oyuncusu. Hatta Kontraspor haberinde şu geçiyor. Samet Aybaba önce ilgi duyuyor. Beşiktaş için almaya çalışıyor. Hatta geleceğin İlkay Gündoğan'ı diyor Samet Aybaba haberde yazana göre Mert Kömür için ama sonrasında Ali Koç devreye giriyor ve Mert Kömür e, transfer için Fenerbahçe daha önde gözüküyor. İddialara göre oyuncu hem 8 hem 10 oynayabiliyor. Şu an takım Bundesliga'da ama Bundesliga'da forma şansı bulamıyor. Yani alt lig olarak tabir edebileceğimiz ligde oynuyor. O yüzden net konuşmak için mutlaka Almanya'da orada hala scouting yapan arkadaşlarımla konuşmam lazım. İşler ciddileşirse düşünüyorum e, oyuncu hakkında bilgi almayı. Ya yani Büyük resimde U18 ve U19'a Christian Worms çağırmış ki eski futbol severler, eski izleyiciler Borussia Dortmund'dan hatırlayacaktır Burns'u. Onun u 18 19da bulduğu jenerasyon fena işler yapmadı. Eğer oyuncu konusunda ciddileşilirse mutlaka bir bilinen sorun da yapacağız gibi duruyor. Geçelim İngiliz medyasına. Manchester United'da yakın kaynaklardan çıktı haber. Bildiğiniz gibi Manchester United bu yaz ciddi bir revizyona gitti kadrosunda. Ciddi isimler kattı, ciddi isimlerle yollarını ayırdı yine Ocak ayında da bir operasyon olacağını ve Lindelöf'ün Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinin hedefinde olduğuna dair bir haber yazılmış. Haberin detaylarında hatta Lindelöf'ün sözleşmesinin son senesinde olduğu, Ocak ayında Fenerbahçe'ye 6 ay önceden imza atma hakkının olduğu ve 1 Temmuz 2025'te Fenerbahçe'ye katılacak şekilde yani önümüzdeki sezon için imza atabileceği ya da cüzi bir bonservis karşılığında direkt Ocak ayında Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi'ne katılabileceği haberleştirilmiş. Hatta aynı haberde şu örnek var. Mourinho eski oyuncularıyla çalışmayı sever. Nemanja Matić'i 3 defa almıştı Mourinho diyor ve Lindelöf de sevdiği bir profil olduğu için Lindelöf'ü de Fenerbahçe'ye e, almak istiyor. Fenerbahçe'de oynatmak istiyor Mourinho diye bir haber var. Bildiğiniz gibi 30 yaşındaki İsveçli ile Fenerbahçe yaz transfer döneminde de ilgilenmişti. Bayağı transfer haberleri çıkmıştı. O dönemde de Manchester United'ın aslında oynatmayacağı belliydi. Hatta bütün sezon boyunca bir tek son maçta milli araya girmeden önce Aston Villa'ya karşı e, ayın altısında oynanan maçta 45 dakika oynadı. İkinci yarı Mazroini'nin yerine oyuna girdi Lindelöf. Yani aslında defansın her tarafında oynayabilmesi, bir joker olması işine gelir Mourinho'nun. E, İsveç mil takımı kaptanı, bir joker oyuncu, yaşı 30 yani stoper için çok çok e, hala önünde en üst seviyede oynayabileceği 3-4 yılı var. Ya bu gibi kriterler Mourinho'nun da oyun anlayışına uygun bir oyuncu olması aslında onu e, cazip hale getiriyor. Eğer Fenerbahçe bonservis de vermeyecekse tabii ki e, ilgisi olabilir ama Fenerbahçe'nin önceliği stoper midir şu an? Bence bunu da bir tartışmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin şu an Ocak'ta net bir orta sahaya ihtiyacı var. E, bir beke ihtiyacı var ve olursa bence hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ya Bu Senaryoda Stoper'e gider mi Fenerbahçe yönetimi emin değilim ama Lindelöf'e karşı Mourinho'da bir e, düşkünlüğünün olduğunu hem yaz transfer döneminden biliyorum hem de bu yurt dışı basındaki haberler aslında gösteriyor. E, Fenerbahçe Stoper hattında bir e, değişime giderse Lindelöf bence liste başındadır. Liste başındaki oyunculardan biri olur. Öte yandan gün geçmiyor ki bir Fenerbahçe Serdar Azmun haberi transfer döneminde yer almasın. Yine bu hafta Serdar Azmun çok yazıldı. İşte Mourinho'nun Roma'ya getirdiği eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getirmek istediğinden bahsedildi. Ya bence El olası haberlerine, ayrılık haberlerine dair de bir altyapı çalışması da olabilir belki ama ya Serdar Azmun'un Fenerbahçeli olduğunu açıklamasından sonra artık bu haberler çok yani net bir şekilde çıkmaya devam edecek. Ya bir gün Fenerbahçe ile bence Serdar Azmun'un yolları kesinlikle kesişeceğini düşünüyorum ben. Ha, Ocak'ta olur, seneye olur onu bilemem. Ama ya şu an Elahli forması giyiyor oyuncu. Elahli Şabapatta hatta. E, orada 9 maçta 9 golle başladı. Ve biliyorsunuz orada ödenen ücretleri. Ya şu an kullandıkları bir oyuncuyu neden Fenerbahçe'ye göndermek istesinler? Veya ne kadar para isterler? Zaten maddi anlamda sıkıntısı olmayan takımlar bunlar. O yüzden ya basına çok üst üste yer aldı Serdar Azmun haberleri. Ama ben olası görmüyorum. Ya zaten şu an Fenerbahçe'nin forvet rotasyonu dolu. Oradan birini satmadan böyle bir hamle yapamaz. Ama sat atsa dahi e, Arap Yarımadasına gitmiş bir oyuncuyu onlar da oynatırken oradan çıkarmak hiç kolay olmayacaktır. O yüzden ya basında yer aldığı için bunu ekledim programa ama. Ya bu transfer dönemi Serdar Azmunu görmek için çok çok olası gelmiyor bana. Son olarak içeriğin sonunda Osay Samuel haberlerini ayırdım. Çünkü oyuncunun hem sözleşme uzatması şu an gündem hem gidecek mi gündem sürekli konuşuluyor Fenerbahçe tarafında. Tabii ki Mert Müldür'ün yetersiz performansında bunda payı var. Çünkü Osay sakatlığında Fenerbahçe o kadar çok çekti ki sabekten Osay çabuk dön. Hashtagları açıldı o da ilk döndüğü maçta önce sağolsun gole katkı verdi sonrasında saçma bir penaltı yaptırarak kırmızı kartla oyundan atıldı ve ya o sayı sözleşme uzatacak mı ne kadar para istiyor başka takımlarla görüşüyor diye haberler çıkıyor menajerinin bu kadar soru işareti varken Fenerbahçe'de bir sabek gündemi olmaması düşünülemez zaten. Maç kulik haberinde de Devni Ranch Ayaksın Sabek'in haberleştirilmiş 21 yaşındaki Hollandalı Devni'yi Aslında Beşiktaş maçında izlediniz Beşiktaş'ı 4-0 yendikleri maçta 90 dakika Sabek oynadı Yine Galatasaray'a karşı olacak maçta da izlersiniz ee, Bence onunla ilgilenilmesinin En büyük sebeplerinden biri Sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması Yine o listeden aslında bir oyuncu Yani ya Ocak'ta bonservis ücreti ödenmeden sezon sonu için anlaşılabilir. Ya da işte aynı Lindelöf mantığı cüzi bir bonservisle alınabilir. O sayda zamanda böyle alınmıştı hatırlarsınız Fenerbahçe'ye. Ee, genç bir oyuncu, ayak salt yetişmiş, seri hızlı bir oyuncu. Kariyerinde aslında sol bek stoper bile oynamış ama sağ bek mevkisinde bu sezondan beri artık tartışmasız oynayan Ajax'ın az sağ beki. Yaşı sebebiyle geleceğe yönelik satışı da olan bir oyuncu. Aslında doğru bir profil. Ve Beşiktaş maçında izlediyseniz o maçı da %67 ikili mücadele kazanma %82 pas isabetiyle tamamlamıştı. Aslında istatistiksel anlamda da arka geri dörtlü de en yüksek puana sahip opta verilerine göre isimdi ayak savunmasında. Büyük resimde baktığımızda çok yönlü fiziğiyle ön plana çıkan ama muhakkak onun da işlenmesi gereken henüz olmamış Olması beklenen bir oyuncu. Yani yatırımlık bir oyuncu. Bunda mutlaka altını çizmemiz gerek. Olur olmaz bilmiyorum ama bence gençlere yapılan yatırımlar her zaman Fenerbahçe adına kıymetli oluyor. Özellikle bu yaşlarda bonserviste vermeyeceksiniz. Mutlaka ayrı bir gözle izlemek gerekiyor. Şu anki... Basındaki haberler bu şekilde gelecekler gidecekler dedikodular transfere dair böyle ara ara bu haberler çıktıkça Fenerbahçe günlüklerini yaparız çünkü belli ki basın durmayacak ve hem yurt dışı hem yurt içi basın biz sizin haberlerinize devam edecek ben de sizler için onları toplayıp Dilim döndüğünce kendi yorumlarımı katmaya devam edeceğim. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup bana destek olabilirsiniz. Gelecek bölümlere kadar kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan soru araya da kaydolmayı unutmayın. Hediyeler kazanmaya beraber devam edelim. Gelecek bölümde tekrar görüşmek üzere.